Bugün dünyanın en ünlü seri katillerinin kanlı hikayelerini ve hayatlarının nasıl sonlandığını dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu katillerin nasıl birer cani olduklarını dinledikten sonra ister istemez acı bir sonla karşılaştıklarını ve adaletin yerini bulduğunu görmek isteyeceksiniz. Artık hazırsanız başlayalım. Ted Bundy. Ted, 1974-1978 yılları arasında genç kadınları kaçırıp öldürerek terör estirdi. Kurbanlarının büyük bir kısmı Washington, Colorado ve Florida'daki üniversitelerde okuyan öğrencilerdi. Kayda geçen son kurbanı, Florida'da yaşayan ortaokul öğrencisi küçük bir kızdı. Onu kaçırıp öldürdükten sonra cansız bedenini parktaki bir kulübeye atmıştı. 1978 yılında FBI tarafından arandığı ilan edildikten sonra yakalandı ve idam cezası aldı. 1980 yılında 12 yaşındaki Kimberly Leach'i öldürmek suçundan tekrar yargılandı. Tekrar suçlu bulundu ve bir kez daha idama mahkum edildi. Yaklaşık 10 sene sonra elektrikli sandalyede idamı onaylandı. Bundy, 24 Ocak 1989 günü sabah saat 7 sularında Florida Eyalet Hapishanesi'nin elektrikli sandalyesine bağlandı ve yaklaşık 15 dakika sonra ölümü ilan edildi. Dışarıda ölüm haberini bekleyen 200'den fazla insan vardı. Bu vahşi katil son nefesini verdiğinde dışarıda büyük bir alkış koptu. Bundy'nin cesedi yakıldı ve Washington'ın Cascade sıra dağlarına serpildi. Dennis Nielsen. 1983 yılında Nielsen yakalandı ve birçok cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. Kurbanları genellikle ergenlik çağındaki genç erkeklerdi. Cinsel ilişki için evine götürdüğü, genellikle evsiz ve savunmasız kişilerden oluşan, toplam yaklaşık 15 erkek ve çocuğu öldürdüğü kaydedilmiştir. Mahkemede işlediği suçlar yüzünden tek bir pişmanlık hissetmediğini söyleyen Nielsen, gece vakti masum kurbanlarının üzerlerine atlayarak canlarını alıyordu. Tutuklanmasına sebep olan olay dairesindeki kanalizasyonun tıkanması ve tuvalete giden borularda insan eti ve kemik kalıntılarının bulunması oldu. Nielsen parçaladığı kurbanlarından bu şekilde kurtulmaya çalışmıştı. Suçlu bulundu ve şartlı tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. Hüküm giydiğinde 37 yaşındaydı ve 72 yaşındayken hapishane duvarları arasında öldü. Nielsen hücresinde yere yığılmış acı çekerken bulundu. Cezaevindeki sağlık çalışanları tarafından muayene edildikten sonra tedaviyi reddetti ve semptomları kötüleşti. Kendi dışkısı içerisinde 2 saat boyunca yattı. Hastaneye götürüldüğünde artık çok geçti. Kısacası kendi bokunun içerisinde can verdi. Teknik açıklaması ise karın kanaması ve akciğer arterlerindeki tıkanıklık nedeniyle hayatını kaybetti. Nielsen'a gizli bir cenaze töreni yapıldı. Cesedi yakıldı ve külleri ailesine teslim edildi. Aslına bakarsanız idam kararı çıkmaması bile inanılmaz şaşırtmıştı beni. Fred West. İngiltere'nin en kötü seri katillerinin başında gelir. Fred, eşiyle birlikte yaklaşık 20 yıl boyunca genç kadınları kaçırdı. Kurbanlarını rehin tutuyor, öldürmeden önce onlara işkence ediyor ve cesetlerini evinde saklıyordu. Aralarında 1987 yılında yaşadığı dehşet verici olayları arkadaşlarına anlatmasının ardından defalarca cinsel istismarda bulunduğu ilk kızı Heather West'in de bulunduğu yaklaşık 30 kadını öldürdüğüne inanılmaktadır. Heather birden ortadan kayboldu. 1995 yılında West ve eşi Rosemary tarafından boğularak öldürülmüş, kafası kesilmiş ve verandanın altına gömülmüştü. Fred tutuklandıktan sonra polis bahçede, ileride ve diğer yerlerde çok sayıda kurban cesedi bulmaya başladı. Yargılanmayı beklerken hücresinde kendini astı ve karısına bir intihar notu bıraktı. Cenazesi kısa bir süre sonra 4 çocuğunun da hazır bulunduğu bir törenle yapıldı. Külleri çocukluğunda ve yetişkinliğinde ailesiyle ziyaret ettiği söylenen Welshman Seaside Resort'a götürüldü. Jeffrey Dahmer. Herkesin bildiği Amerikalı katil 1978'den 1991'e kadar yaklaşık 20 kişiyi öldürdü. Cinsel ilişkiye girdiği erkekleri öldürmesiyle ünlüydü. Kurbanlarının cesetlerini parçalara ayırıyor ve Polaroid fotoğraflarını saklıyordu. Genelde halka açık yerlerde tanıştığı, cinsel ilişki veya para karşılığı vaadiyle evine götürdüğü kişilerdi. Dairesine vardıklarında uyuşturucu eklediği içkileri içirerek onları uyutuyordu. Onları öldürdükten sonra cesetleriyle cinsel ilişkiye giriyor ve en son parçalara ayırıyordu. Kemikleri özellikle bu amaç için satın aldığı bir bidona atıyor ve cesetlerin bazı parçalarını hatıra olarak saklıyordu.
1991 yılında polis tarafından yakalandı ve evinde cinayetlerine işaret eden şaşırtıcı miktarda kanıt bulundu. 15 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kasım 1994'te hapishanede bir mahkum tarafından saldırıya uğradı ve öldürüldü. Dahmer'ın vasiyetine uyularak cenaze töreni yapılmadı. Yine de cesedi yakılarak annesi ve babasına teslim edildi. Harold Shipman. 2000 yılında çok fazla duymadığımız bir şekilde cinayetlerini işleyen seri katil, 15 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu. Geceleri gizlice eve giren gizli bir katil falan değildi. 1975-1998 yılları arasında doktor olarak görev yaptı. Hastalarından 300 kadarını yanlış teşhis koyarak öldürdüğüne inanılmaktadır. Kendisine güvenen hastalarına ölümcül dozlarda diamorfin verdi. Hastalarının çoğuna kendisini sevdiren dostane bir mizaca sahipti ama aslında bir katildi. 1998 yılında tıp meslektaşları cinayet vakalarındaki artış sonrasında dikkatli olmaya başladılar. Bu süreçte olaya polis de dahil oldu. Doktorun foyası Ağustos 1998'de 81 yaşındaki Caitlin Grundy'yi öldürüp vasiyetini kendi üzerine geçirene kadar meydana çıkmadı. Kurbanın kızının şüphelenmesi üzerine yaşlı kadının cesedi mezardan çıkarıldı ve yapılan incelemede kas dokusunda diamorfin izlerine rastlandı. Kurbanlarına ait ondan fazla ceset mezarlardan çıkarıldı ve aynı sonuçlara rastlandı. Hepsi aynı şekilde öldü. 2000 yılında ömür boyu hapse çarptırılan Harold Shipman 4 yıl sonra intihar etti ve Ocak 2004 tarihinde hücresinde asılı bulundu. Cesedi ailesine teslim edildikten bir yıl kadar sonra 19 Mart 2005 tarihinde gizlice yakıldı. Sadece eşi ve 4 çocuğu oradaydı. John Wayne Gacy. Sık sık palyaço kılığına giren neşeli bir adamın aslında 33 kişinin ölümünden sorumlu bir seri katil olduğunu düşünebiliyor musunuz? Kurbanları genellikle çevresinde yaşayan veya onun için çalışan çocuklardı. Gacy'nin kurbanlarının aileleri onun davranışlarından şüphelense de polise gitmediler. Arkadaşları, tanıdıkları ve toplum üyeleri tarafından sevilen ve takdir edilen saygın biri olarak itibar kazanmıştı. 1977'de kurbanlarından biri kaçıp Chicago'da bir polis karakolunun yolunu tuttuğunda palyaço katilinin yaşattıklarını anlattı. Kaçırılmış ve tacize uğramıştı ancak polis tarafından herhangi bir takip yapılmadı. 1978 yılında polis memurları bir iş için evine giden 15 yaşındaki çocuğun kaybolması üzerine dairesine baskın düzenledi. Evinde suç işlediğine dair kanıtlar bulundu ve daha sonraki soruşturmalarda 26 kurbanı evine gömdüğü anlaşıldı. 1980 yılında idam cezasına çarptırıldı. Ancak karara karşı temyize gitti. Cezası onandı ve 1994 yılında zehirli iğne ile idam edildi. Cesedi daha sonra yakıldı ve beyninin bir kısmı duruşma sırasında savunma için tanıklık etmiş psikiyatrist Dr. Helen tarafından saklandı. Samuel Liddell. Kendisi 35 yıl boyunca yüze yakın kadını öldürdüğünü itiraf eden azılı bir katildi. Kurbanlarını karanlık yerlere çeker, onları boğarak öldürmeden önce bir yumrukla bayıltırdı. Hepsi kadın olan kurbanlarının çoğu, Liddell'ın profesyonel bir boksör olması nedeniyle tek bir darbeden sonra bilincini kaybediyordu. Katil, kurbanlarını boğarak öldürmekten zevk aldığını, çünkü kadınların boyunlarına özel bir düşkünlüğü olduğunu ve boğarak ya da boyunla ilgili diğer yöntemlerle onların hayatlarını söndürmeyi zevkli bulduğunu itiraf etmişti. 30 yıl boyunca bu kansızın yakalanmaması inanılmaz şaşırtıcı bir durum. Genellikle dışlanmış gibi görünen ve kimsenin yokluğunu kolayca fark edemeyeceği insanlara hedef aldığını itiraf etti. Bilinen son cinayetinden yaklaşık 7 yıl sonra yakalandığı düşünülürse bu taktiği işe yaramış görünüyor. Hapishanede kaldığı süre boyunca bazı kurbanlarının ayrıntılı çizimlerini de yaptı ve hatta bazılarını isimleriyle andı. Samuel Liddell, Kaliforniya Eyalet Hapishanesi'nde ömür boyu hapis cezasını çekerken 80 yaşında öldü. Kalp sorunları ve diyabet de dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklardan muzdarip olmasına rağmen ölüm için belirli bir neden belirtilmedi. Cesedinin herhangi bir aile üyesi tarafından alınıp alınmadığı bilinmiyor. 7 seri katilin işlediği suçları ve verdikleri son nefesleri dilim döndüğünce sizlere anlattım. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin isterseniz bana abone olmanız yeterli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ben Batikov. Başka olaylarda görüşmek üzere.